Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber kalanlı bölme işlemini işleyeceğiz. Burada kalanlı bölme işleminde önce 39'u 2'ye bölelim. Bir örnek üzerinden gidelim. 39'u 2'ye böldüğümüzde 3'ün içinde 2 bir defa vardır. 1 kere 2, 2. 3'ten 2 çıktı 1. 1'in içerisinde 2 olamayacağı için yukarıdaki 9 asansörle aşağıya indiririz ve 19'un içinde 2, 9 defa vardır. 9 kere 2, 18. 9'dan 8 çıktı 1, 1'den 1 çıktı 0. Buradaki bu 1, bölme işlemimizin kalanlı olduğunu gösterir. Normalde biz kalansız bölme işlemi dediğimizde kalan kısımda sadece 0 yazacaktı. Fakat kalanlı bölme işlemi dediği için herhangi bir şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olabilir. Aynı zamanda burası bölünen, bölen, bölüm ve kalan olduğunu lütfen unutmayalım. Sağlamasına baktığımız zaman ise bölünen, bölenle bölümün çarpımı artı kalanla da toplamının sonucunda bölünen oluşur. Bölenle bölüm çarpıldı. Kalanla da toplandığı zaman sonucumuzu yani bölüneni buluruz. Gelelim örneklerimize. Burada 45'e 4'e, 56'yı da 5'e bölmemizi istemiş. 4'ün içinde 4 bir defa vardır. 1 kere 4, 4. 4'ten 4 çıktı 0. 5'i aşağıya indiririz. 5'in içerisinde 4 bir defa vardır. 1 kere 4, 4. 5'ten 4 çıktı 1 ve 0. 1 kalanını verdi. 5'in içinde 5 bir defa vardır. 1 kere 5, 5. 5'ten 5 çıktı 0. 6'yı aşağıya indiririz. 6'nın içinde 5 bir defa vardır. 1 kere 5, 5. 6'dan 5 çıktı 1, 0. Gene kalanlı olarak 0, 1 yani 1 kaldığını görüyoruz. Her iki bölmede de 1 kaldı. Altının içinde 3 2 defa vardır. 2 kere 3 6. 6'dan 6'yı çıkarttım 0. 4'ü aşağıya indirdim. 4'ün içinde 3 1 defa vardır. 1 kere 3 3. 4'ten 3'ü çıkardım 1. Gene 1 çıktı. 64, 65'i 2'ye böleceğim. 6'nın içinde 2, 3 defa vardır. 3 kere 2, 6. 6'dan 6 çıktı 0. 5'i aşağıya indirdim. 5'in içinde 2, 2 defa vardır. 2 kere 2, 4. 5'ten 4 çıktı. 1 olarak kaldı. Gene aynı şekilde 1 kalanını verdi. 123 basamaklı bir merdiveni. İkişer ikişer çıktığımda kaç tane basamağı ikişerli çıkmam? Ben 123 basamaklı bir merdiveni ikişer ikişer çıkmak istiyorum. Fakat son attığım basamak ikişerli olmayacakmış. İkişerli olmayacağı için bize aslında soruyor ki 123'ü 2'ye böldüğümüzde kalan sayıyı biz kaç basamaklı olduğunu ya da kaç basamak attığımızı göreceğiz. 123'ü önce 2'ye bölelim. 1'in içinde 2 yoktur. 12'nin içinde 2 6 defa vardır. 6 kere 2 12. 0 0. 3'ün içinde 2 1 defa vardır. 1 kere 2 2. 3'ten 2 çıktı 1. Tam tamına 61 tane merdiveni ikişerli olarak çıkmış. Yani 61 defa ikişerli çıkmış. Fakat en son bir tane basamak kalmış ki bu bir tane basamağı da ikişerli çıkamayacağı için birerli birerli çıkacak. 61 basamağı yani 61 defa ikişerli çıkmış. Fakat bir defa da birerli çıktı. Yan tarafta her kutuda bir domates var. Domatesleri beşerli olacak şekilde kaç kutuya koyarım?
Kaç domates kalır? Toplamda kaç tane domates olduğunu önce bir bakalım. 2, 4, 6, 7. 7, 14, 21, 28. Toplamda 28 tane domates varmış. Bu 28 tane domatesi beşerli olacak şekilde kutulara koymak istiyorum. Beşerli kutulara koymak istediğim zaman ne yapmam gerekiyor? Tabii ki de 5'e bölmem gerekiyor. 28'i 5'e böldüğümüzde 5'leri sayalım. 5, 10, 15, 20, 25. 5 defa var değil mi? Evet, 5 defa var. 5 kere 5, 25. 8'den 5 çıktı, 3. 3 tane domatesin dışarıda kalacağını gördük. Toplamda 5'erli 5 kutu domates oldu ve geriye 3 tane domates arttı. Seksen altı tane kalemin yarısını aldığımızda kalan kalemleri dörtlü kutulara koyduğumuz zaman kaç kutuya ihtiyacımız var? Önce 86 kalemin yarısını bulalım. Yarısı 2 demekti. Yani 2'ye böl demekti. 8'in içinde 2 4 defa var. 4 kere 2 8. 8'den 8 çıktı 0. 6'yı aşağıya indiririm. 6'nın içinde 2 3 defa vardır. 3 kere 2 6. 0 0. 86'nın yarısı 43 tane kalem ediyormuş. Bu 43 tane kalemi de dörtlü kutulara koymak istiyormuşuz. Dörtlü kutulara koyduğumuzda kaç tane kalem kutusuna ihtiyacımız olduğunu da 43'ü 4'e bölerek buluruz. Burada 4'ün içinde 4 bir defa var. 1 kere 4, 4. 4'ten 4 çıktı 0. 3 aşağı indiririm. 3'ün içinde 4 olmadığı için buraya bir 0 koyarım. 0 kere 4 şeklinde 0 şeklinde devam eder. Kalan 3'tür. Burada toplamda 10 tane kutuya ben 4'erli şekilde, yani 4'erli olacak şekilde kalem koyabilirim. Ve 10 tane kutuya ihtiyacım olur. Fakat 3 tane de kalem elimde kalır. Çünkü 4'erli olmadığı için o da kalan şeklindedir. Benim 10 tane kutuya ihtiyacım var. 4'erli yaptığım zaman kutuları 3 tane de kalem artar. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.